Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiyle başlayan. Ne diyor? Eğer bir ülkede kadınlar erkekler kadar fırsat eşitliği yakalamamışsa, aydın ve özgür değillerse, o ülkenin aydın bir refah olma şansı ve imkanı yoktur. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi ülkede yaşayan iki insandan birisi kadın. Kadın da erkek kadar hem sosyal hayatta olmalı, hem siyasal hayatta olmalı, hem yönetici hayatta olmalı. Ve sayısal olarak da eşit olmalı. Böyle olduğunda ülkelerin aydın refe, rahat bir ülke olma şansları var. Böyle olmazsa o ülkenin ileri bir memleket olma şansı yoktur diyor. Ve nitekim böyle olmadığını görüyoruz. Bunu bildiği için kadına dünyada öncülük edecek şekilde seçme ve seçim hakkı verdi. Sanılıyordu ki kadına verdiği seçme ve seçme hakkı sadece kadının sandığa gidip birini seçmek için oraya atacağı bir zarftan ibaretti. Oysa o hak toplumdaki kadın gücünü, toplumdaki varoluşunun temeliydi. Ve o yıllardan 2000 yıllara kadar bakarsanız istatistiklere kadın çalışma sayısı, üretici sayısı, siyaset yapan kadın sayısı giderek artmış. Yeterli bir sayı değil tabii. Hala dünyada ileri ülkelerde 50-50 iken bu bizde 70-30 civarında. Bu çok az bir sayı ve biz 50-50'ye yaklaştığımızda ancak üretmeyi yapabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle. Ne yazık ki 2000'li yıllara kadar bu artış 2000'li yıllarda durmuş ve 2000'li yıllardan bugünlere kadar bir aşağı iniş seyri görmekteyiz. Bu tabiatıyla tesadüfi değildir. Son yıllarda uygulanan politikaların bir sonucu olduğunu tahmin etmek, söylemekte herhalde iddialı olmaz.